Ve su tüketse ayda 4.860 lira harcaması gerekiyor. Bu ülkede 2 milyon emekli 5.500 liraya yükseltilmiş maaşlarını almak için gün sayıyor. Sadece simit ve sudan söz ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise enflasyonun zaten boynunu kırmıştık. Şimdi bir de belini kırdık diyor. Boynu beli kırılmış. E, boynu kırıldığında ölmemiş enflasyon canavarı da. Bizim bir de belini kırmamızı beklemiş. Öyle diyor. Kinayeli konuşuyor, gülüyor, espriler yapıyor da. Vatandaş hissetti mi acaba enflasyonla mücadeledeki bu güçlü tavrı, tutumu? Vatandaş ne diyor? Alışverişe her hafta çıkıyorum. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok yüksek. Çok yüksek. Yani alım gücü düştü. Çalışmadım. Tekrar tekrar ee... Şey yapıyorum, hesaplatıyorum. Aha şok oluyorum, bu poşet bu kadar mı? Tekrar hesaplatıyorum. Ödediği tutar arttı. Poşete koyduğu ürün sayısı azaldı. Yüksek enflasyon pençesinde yapılan hesaplar alışverişte tutmuyor. Dolmayan poşetler gerçekliğinde... ...Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati... ...yine toz pembe tablo çizdi. Madem ki diyor vatandaş... ...bizim için bence en önemli kısmı burasıydı. E, madem ki diyor... ...siz Kasım ayında boynunu kırdınız. Aralık ayında da belini kırdığınız bir enflasyon yani fiyat artışlarının hızının çok hızlı bir şekilde aşağıya doğru yönelmesini söylüyorsunuz ki bunu da hissediyorum diyor. Atılan adımlar işe yaradı. Enflasyonun önce boynunu sonra belini kırdık. Bu sözler Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye ait. Ancak çarşıda, pazarda yüksek etiketi gören tüketicinin görüşü bakanla yine örtüşmedi. Vallahi enflasyonun değil de bizim belimiz büküldü. Başka da hiçbir şey diyemem. Belimiz tutmuyor artık. Biz vatandaşın belinin Kırıldığını görüyoruz. Onun söylediği gibi değil yani. Fahiş fiyatların ağırlığıyla belimiz kırıldı diyor tüketici. Enflasyonun kırılma değil, rekora koştuğunu söylüyor. Yüksek ama işte alabildiğimizi alıyoruz Aralık ayındaki beklentilerin çok e, dramatik bir şekilde düşüyor olması enflasyondaki ataletin kırılmasına sebep oldu. Gelsin dolaşsın neyin ne olduğunu bizzat kendileri gör. Çok küçük bir oynamaya bile artık itiraz ediyor. Bence en önemli kısmı burası. O itirazı her alışverişe gittiğinde etiketleri gördüğünde yapıyor vatandaş. Yani yeni değil, yeni olan Nebati'nin tepkisi. gelsin bizi dinlesin. Bütün müşteriler de geliyor. Hepsi dert yanıyor. Hepsi dert yanıyor. Bir kalıp alacağına yalım kalıp alıyor. Fiyatları görünce şaşırmıyor ancak alışmadığına belirtiyorlar. Her şeye alışverişe çıktığımda şokları yaşıyorum. Biz alışamadım. Ben alışamadım. Fiyatlar almış başına gitmiş yavrum. Yani. Maaşlar pul oldu. Yok böyle bir rezillik. Öğrenci izleyicimiz, genç izleyicimiz Baran Ceylan diyor ki sadece karnımız değil beynimiz de aç. En ucuz kitap 50 lira olmuş. Bu durumda can yakıcı. Bir başka izleyicimiz Deniz Hanım diyor ki evet birilerinin belli kırıldı ama vatandaşın belli kırıldı. Enflasyonun belli kırıldıysa biz neden hissetmiyoruz? Sabredin sabredin diyorlar. Sabrede sabrede diş kalmadı emeklinin ağzında hastaneden randevu alamaz. Özele gidecek gücü yok zaten. Bir yere ağrısa konu komşudan bulduğu ilaçla idare etmek durumunda. Stres saçları da döküyor bir taraftan. Ve daha az kuaföre gider olmuşuz. Onu ortaya koyuyor veriler. Yani kriz saçları da vurmuş. Erkekler daha az tıraş oluyor. Nadiren saç kestiriyor. Kadınlar ışıltılı ombreli saçlardan vazgeçmiş durumda. Kuaför ücretleri geçen yılın en az iki katı. Kuaförler mahalle berberleri ve lüks kuaförler de aynı şeyden dert yanıyor. İyi de giderler arttı diyorlar. 35 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Çok müşterimiz şu anda gelmiyor yani. Doğal düz boyalar olmaya başladı. Hani artık bu ışıltılı saçlar, omreli saçlar biraz zorlaştı yani açıkçası. Son yılların moda saç renkleri, ombre, ışıltı ya da röfle kadınlar için lüks oldu. Fiyatları gören müşteriler yaptırmaktan vazgeçiyor. Mesela herkes doğal saça dönmeye başladı. İşte ombre yaptırmamaya başladı. Yani aslında maddi güçlükten dolayı doğalın ona daha çok gittiğini ama biz tabii hissedebiliyoruz onu. 2022'nin saç kesimleri hani 100-150 en fazla böyleyken hani en A+, salonlarda. Şu an mesela bu fiyat ikiye katladı. 200, 250, 300. Plazalarda yer alan lüks kuaförlerde sadece saç kesimi fiyatı ortalama 250 TL. Saç boyatmak isterseniz rakam 1000 TL'yi yaşıyor. Bunu mecbur yapıyoruz. Kiralar inanılmaz yüksek. Personel maaşı, askeri maaşlarımız yükselmesi. Bunu karşılamak üzere de 1000'in üzerinde rakamlar veriyoruz. Berberlerde de durum farksız. Ekonomik sebepler erkekleri daha az tıraş olmaya zorluyor. Tepki görüyoruz. Müşteriden çok tepki alıyoruz. Pazarlık yapan dahi var. Peki ekonomik sebeplerden dolayı saç modelini değiştiren, tıraş olmayan, azaltan, gelmemeye çok, başlayan? Çok, çok, çok. Birçok sektörde olduğu gibi kadın erkek kuaförlerinde de fiyatlar geçen yılın en az 2-3 katı. Küçük bir mahalle berberinde bile saç sakal kesimi bir yıl önce 50 TL iken şimdi 130 TL oldu. Onu da müşteriden almakta zorlanıyorlar. Tıraş ücretleri geçen sene daha iyiydi. Ne kadardı? Saç sakal tıraşı 50 liraydı. Şimdi ne kadar? Sene 130 lira. Bir saç kesimi ne kadar şu an sizde? 80 biz 70 alıyoruz, 60 alıyoruz. İthal ağırlıklı kozmetik ürünlerinin fiyatları hızla artarken kiralar, su, elektrik faturaları da katlandı. Kuaförler giderlerimiz yüksek diyor. Jöle 20 liraydı 60 lira oldu. Yani kurutma makinesi 300 liraydı 800 lira oldu. Şu an erkek kuaför salonumuzda saç kesimimiz 200 TL'dir. İki katına mecbur ama şu an e, ürünlerimizde falan olsun giderlerimiz, elektriğimiz, suyumuz sonuçta kiralar. Bu baya pahalı yani günlük anahtar vurduğum zaman günlük 3 bin lira masrafım var. Ekim. Bunu karşılayabiliyor musunuz? Yani karşılamak zorundayız. Yani gecemizi gündüzümüzü verip çalışıyoruz. Yani tatil yok. Hafta sonu yok. Yani o kadar zor şartlar altında. Kiralar çok arttı. Buranın kirası ne kadar? 5,5. Kaç metrekare burası? 20 metrekare. Kaç yılı kiracısınız? 20. Beklentim boya fiyatlarının düşmesi. Evet. <laughs> Kiraların düşmesi. Kozmetik ürün satsak dahi %8'e indirebilirler. Yani %18 KDV çok ağır geliyor mesela. Her şeyin düşmesi gerek. Çok pahalı her şey. Biz Biz şey, şey, yapalım. şey yapalım. İzleyicimiz Samiye Hanım diyor ki, e, enişten 76 yaşında ona boyatıyorum saçlarımı. Biz de e, ekonomi yapıyoruz bu durumda diyor. Çoğu aile aynı şekilde. Kuaföre gitmek, evet bir yerde sosyalleşmek de özellikle kadınlar için de böyle, erkekler için de böyle Bundan vazgeçiliyor. İlk vazgeçilen şey kendimiz için yaptığımız kişisel bakım oluyor. Bırakın kuaföre gitmeyi deodorant, bırakın deodorantı sabun alacak hali kalmadı insanların bu ülkede. Size İstanbul Sultanbeyli'den bir haber aktarayım. Ev sahibi kirayı arttırmış. Hem de ne arttırmak? Bu fahiş artışı kabul etmeyen kiracıyı da çıkarmak istemiş. Kiracı çıkmayınca dükkanın önüne toprak döktürmüş. Çıkmazsan içeride kal diye toprak döktürüyor. O anlar güvenlik kamerasına yansımış. Kiracı çıkmak istemedi, iş yeri sahibi dükkanın önüne bir kamyon toprak döktürdü. İstanbul Sultanbeyli sabah saatleri. İddiaya göre dükkan sahibi Salih Yılmaz kiracısı Özcan Çalık'tan fazla kira istedi. Çalık artışı kabul etmedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi kiracısını dükkandan çıkarmak istedi. Tartışma çıktı. 15 bin lira kira istedi bizden 15 bin lira olacak ya da benim dükkanımı çıkın dedi. 6 ay sonrasında 6. ayda da 20 bin lira olduğunu olacağını söyledi. Salih Yılmaz bir hafriyat kamyonu dolusu toprağı iş yerinin önüne döktürdü. İddiaya göre iş yeri sahibi dolgu yapacağım dedi. Kamyoncuları böyle kandırdı. Dükkan mı? namazı açamıyoruz. Bizim evet. ekmeğimiz bu. Herkesin biz 3 tane hane buradan evimizi geçindiriyoruz. Kiracı polise haber verdi. İnceleme başlatıldı. Kimi görsem etrafta icralık. Ee, ödeyemiyoruz canımızı mı Diyorlar mahkemelerdeki icra dosyası Sayısı da ocak ayında 23 milyonu geçti efendim 23 milyondan fazla icra dosyası var Mahkemelerde dosyaların kabarmasını Önlemek amacıyla iktidar bir torba yasa Çıkarmıştı hatırlayacaksınız 2500 liranın altındaki icra Takipleri kaldırılacak Böylece dosya takibi %41 azalmış olacak %59'u çünkü 2500 liranın üstünde İcra dosyalarının sayısı 23 milyonu aştı. Salgın dönemindeki ertelemeler sona erdi. Ekonomik zorluklarda üstüne eklenince mahkemelerdeki icra dosyalarının sayısı 10 Ocak itibariyle 23 milyonu aştı. Son 5 yıldaki artış çok fazla. Dosya sayısı 7 milyonun üstünde arttı. 2022'de ise 658 binden fazla yeni dosya eklendi. Kasım'da çıkarılan Torba Kanun, 15 Ağustos 2022'den sonraki 2500 liranın altında icra takiplerinin kaldırılmasını o dosyaların silinmesini öngörüyor. Bu da dosya sayısında %41'lik bir düşüş demek. Tamam onu da söyleyelim. Evet benzine indirim yapılmıştı. Doğru haklısınız. E ne oldu sonra? 63 kuruş indirim yaptılar, ucuzladı. Bir gün sürmedi. Bir gün sonra Dün gece yarısından itibaren 80 kuruş, e, bu gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapıyorlar. Yani 63 indirim, 80 zam. Bir ileri, e, iki geri. Değil, tam tersi. E, iki ileri, bir geri yapıyorlar. Eski fiyat 18.89'du, yeni fiyat 19.70. Geçen yılın başında 12.91'di, unutmayalım. Şimdi yeni fiyat 19.70 oldu. Bunlar önemli. Benzin demek A'dan Z'ye her şey demek. E benzin pahalandı o yüzden zam yaptık diyorlar. E, zam yapanlarda. Memura emekliye gelince %25 diye açıklanan zamın üstüne...